dün biz ana haberi sizlerle paylaşırken yeni bir haber geldi Gazze'den Filistin topraklarından ve Hamas'ın yeni siyasi lideri yani İsmail Heniye suikast sonrası lider seçilen ve Gazze'de bulunan Yahya Sinvar'ın İsrail ordusunun düzenlediği refahta düzenlediği operasyonla katledildiği bilgisi. ilerleyen saatlerde bu bilgi İsrail makamlarınca teyit edildi. Hamas bir süre açıklama yapmadı. Daha doğrusu şöyle bir açıklama yaptı. Yani İsrail'in e, açıklamalarına itibar edilmemesi yönünde, henüz bir net bilgi ellerinde olmadığı yönde açıklama yaptı. Akabinde İsrail zaten e, DNA testleri yaparak, işte dişlerine bakarak e, ve zaten 20 küsur sene İsrail zindanlarında kaldığı için Yahya var. Hamas'ın siyasi liderinin öldürüldüğünü resmi olarak duyurdu. Bunu duyururken İsrail şöyle bir şey yaptı. ...misal askerleri önce fotoğraflarını attılar... ...hepimize geldi bu fotoğraflar... ...şu an burada sizle paylaşamıyoruz... ...öldürüldüğü ana ilişkin fotoğraflar... ...o fotoğraflarda Yahya üzerinde... ...hücum yeleği vardı... ...yani askeri bir yelek vardı... E, ...ve üzerinde çıkanları paylaştılar... ...daha sonra çokça da görüntüsünü... ...bu görüntü Yahya var öldürülmeden... ...önceki son anda çekilen görüntüsü... ...bu görüntüyü birazdan anlatacağım... ...şöyle biraz gelelim... ...Yahya var'ın e, Gazze'de... ...yıkık dönük, dökük bir... Bina içerisinde koltukta bu pozunu paylaştı İsrailli yetkililer ve yine koltukta öldürüldüğü, öldürüldükten sonraki, katledildikten sonraki görüntüsünü şunları da aslında Yasin Var'ın yanında paylaştılar. Bunları algısal olarak küresel düzeyde yani bakın biz işte Hamas'ta savaşıyoruz ve Hamas'ın liderini öldürdük yanında da bu silahlar çıktı dediler ama iki şeyi ıskaladılar. Bir önce işgalci oldukları gerçeğini katil ve terör devleti şeklinde hareket ettikleri gerçeğini İsrail'in hadi bunu geçiyorum işgalci oldukları gerçeği bütün dünyanın malumu. Katil ve terör devleti oldukları da kesin de öyle düşünmeyenlere ilişkin birazdan mesela İsrail'de dışişleri bakanlığı yapan bir adamın niye dışişleri bakanlığı bile yap, yani sokakta çetesi olsa öyle konuşur bir adamın dışişleri bakanlığı yaptığı bir kabineden söz ettiğimizi göreceksiniz. Sonra bu görüntüyü paylaştılar. Bu arada İsrail sonradan meseleye ayıldı ve dedi ki niye bu adamı böyle hücum yeleğiyle işte bizimle savaştığı belli olacak şekilde açıkladınız. Diye. İsrail ordusu bugünkü açıklamasında Yahya Yasin Var'ın yaşamını yitirmeden önce İsrail tankına el bombası attığını daha sonra bu binaya bu görüntü alındıktan sonra bu binaya tank ateşiyle e, ateş edilip binanın da yıkıldığı zaten görüntüleri gördünüz sosyal medyada herhalde görmeyen kalmamıştır ama bu çok çarpıcı bir görüntü bu şunun görüntüsü İsrail'in medya algısını küresel düzeyde şekillendirirken bakın işte Yahya Asim Var e, bu halde diye verdiği belki bir aziyet içinde göstermeye çalıştığı görüntü ama siyasi liderinin sol kolunun kopuk sağ kolunun kopuk olduğunu görüyoruz sonrasında zaten bir demir telle sağ kolunu bağlamış hala çatışmaya devam edebilmek için yüzü kapalı İsrail drone'u geliyor oraya bakmaya ve sol koluyla ve son takatiyle ölmeden önce Yahya Asim Var'ın İsrail dronuna attığı bu sopa var ya bakın gelecek şimdi. İşte bu sopa. Bu sopa Filistin direnişi tarihinde ve bundan sonraki süreçlerin tamamında nasıl yaşanılır, nasıl ölünür konusuna verilecek önemli bir cevap olarak dünyanın dört bir yanındaki Filistinli çocukların adalet arayışı içerisinde olanların meseleye Hamas üzerinden değil. Evet bu Hamas'ın lideri ve işte başka yerlerde Avrupa'da, Amerika'da bazı ülkelerin terör örgütü olarak tanımladığı ve değerlendirdiği Filistin Direniş Hareketi'nin lideri. Ama şöyle diyorlardı Yahya Sinvar'a. O kadar korkak kesin var. İsrailli rehinelerin etrafında dolaşıyor ki İsrail onu öldüremesin. O kadar korkak kesin var diyorlardı. Gazze'de tünellerde yaşıyor, tünellerin en dibinde geziyor ki onu bulmayalım diye. Oysa Ayasim var refahta Gazze'liler gibi Gazze'deki diğer direnişçiler gibi bir evin içerisinde İsraille çatışırken öldüğünde İsrail bile onun Ayasim var olduğunu anlamadığında hiç de İsrail'in anlattığı gibi olmadığını gördük biz hikayenin bir kez daha. Dolayısıyla paylaşılan bu videolar neyi amaçladı bilmiyoruz ama. E, neyi gösterdiğini bütün dünya kısmen bugün, bugün değilse bir gün anlıyor olacak. Yani her şeyinizi kaybettiğiniz bir yerde son kez kolunuzu ölmeden önce kolunuzu kaldırabiliyorsunuz sadece. Son bir takatinizde İsrail dronuna sopa attığınız bir yerde Filistin direnişi. Ya Yasin Var'ın öldürülmesi bugün Hamas tarafından doğrulandı. E, detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öldürülmeden önceki görüntüleri paylaştık Ve bunun peşinden bazı açıklamalar geldi. Yani oldukça korkunç. İsrail Başbakanı Netanyahu ile başlayalım. Bazı açıklamaların niye korkunç ya da böyle ne kadar iğrenç olduğunu birazdan göreceksiniz. Söyleyeceğim. O açıklamayı vermeden söyleyeceğim. Çünkü ona bile prim vermek gibi geliyor bir yerde. Yani İsrail Dışişleri Bakanı sıfatını taşıyan bir adamın ee, hiçbir dünyada hiçbir ülkenin dışişleri bakanının yazamayacağı, konuşamayacağı üslupla başka bir ülkenin devlet başkanına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri. Korkunç. Yani gerçekten bir çete lideri olsa böyle şeyler yazamaz. Başbakan Netanyahu Hamas lideri Ayasim Marsul bir açıklama yaptı. Ee, Amerika'dan da açıklama var. Akabinden Hizbullah'tan açıklama geldi. Hemen bakalım. Netanyahu... E, ee, görevimiz henüz bitmedi. Gazze'deki savaş sona ermedi. İsrail rehineler serbest bırakılana kadar saldırılarımız devam edecek dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden bu arada e, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için iyi bir gün demiş Joe Biden. Ya, Yasin var. tüm bu hedeflere ulaşmanın önünde aşılmaz bir engeldi. Bu engel artık yok. Ancak önümüzde yapmamız gereken çok iş var. Yani Joe Biden da aslında gitmeden önce Amerikan Başkanı da Netanyahu'ya destek verir bir cümleyi daha kurmayı ihmal etmedi. Zaten Amerikan seçimlerine şöyle gidiyoruz. Yani Trump, İsrail'i en çok ben seviyorum ve ben koruyacağım diyor. Kamala Harris de hayır sen değil ben seviyorum, ben koruyacağım diyor. Böyle bir iklimde Amerika seçimleri var. Hizbullah, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle İsrail'le çatışmada yeni ve tırmanan bir aşamaya geçildi. Direniş ruhu güçlenecek dedi. E bir de şöyle bir gerçekliği var. İsrail'in tabii ki ee, bu süreç başladığından bu yana Hamas'ın üst düzey siyasi liderlerini İran'ın önemli komutanlarını Tahran'da, Suriye'de Filistin'de Gazze'de, Lübnan'da nokta atışı hedeflerle vurmuş olması ve bu suikastleri gerçekleştirmiş olması İsrail açısından büyük bir istihbarat başarısı. Ee, bize önümüzdeki yıllarda savaşa ve siber savaşa yani savaşın teknolojik boyutlarına ilişkin bütün dünyaya önemli bir ders neyi nerede nasıl toparlayacağınıza ilişkin baktığınızda e, ve üst düzey bütün kadrolarını kaybetmiş şu an Hizbullah'ın ve e, Hamas'ın bundan sonra ne yapacağını bir yerde konuşuyoruz. İsmail